Efendim gerçekten harika. Ozi abla yine çocuklarla bu hafta buluştu. Arka bahçede onun olması bizi de çok sevindiriyor. Ozi abla için ne söyleyeceksiniz? Gerçekten bir şans değil mi çocuklar için? Harika bir proje. Ozi ablayı her türlü destekliyoruz. Evet, Daha önce evet, de evet. öğrencilerin. Devam ediyor arka bahçede. Arka bahçede olması da çok keyifli. Bu arada turacı dansı konuştuğumuz gibi Sevinç Hüseyinli az sonra da bize izah edecek. Bu onunla özdeşleşti artık. Senin ismine yakıştı bu turacı dansı. Değil mi? Bir gün yapalım böyle turacı. Biz yapamayız. Eli gösterir misin? Bak eli nasıl yapıyorsun? Sevgili izleyiciler bakar mısın? Evet. Şu eli kaç günde, kaç zamanda öğreniyorsunuz bir eli böyle yapmayı? Kaç zaman? Ne kadar sürüyor? Aa, Bu elleri böyle. Mesela o ben şimdi hemen eller, yapabilir miyim? o Uzun süre alıyor değil mi? ruhtan gelmesi lazım. ruhtan gelmesi. Aa, bende ruh yok. Evet. Bende ruh yok. Nereden olacak? Elleri böyle Ruhtan. yapacaksın falan. Çok uzun. Gökten seninle devam etmek istiyorum. Bir geçmiş alayım şöyle. Adettir. Yani sevgili izleyiciler tanımayabilirler. Merhabalar. Şöyle bir tanıyalım. Tabii. Avustralya'dan başladım, Yok yok Türkiye'den Türkiye'den. başladım. Acık bir Türkiye al. Türkiye 9 yaşında başladım. Çok küçük yaşlarda başladım. Ondan sonra ortaokul, lise, üniversite boyunca halk danslarından hiçbir zaman kopmadım. Türk halk danslarıyla başladım. Daha sonrasında tabii bunlar üzerine öğretmek için genç arkadaşlarım onlar üzerine çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışıp sertifikalarını aldım. Öğretici sertifikalarını aldım. Halk Eğitim Merkezi'nde, Genç Spor Genel Müdürlüğü'nde oralardan hocalık belgeleri aldım. Daha sonrasında Tolga Dans Akademisi ile beraber Latin dansları üzerine de çalışmalar yaptık. Oradan da evet hocalık Bir üzerine. dakika şimdi. Evet. Latin dansları deyince bir dakika. Ya şu tangoyu bana öğretin. Ya ben o Richard Gere'in filminden itibaren ben bu bir tango aşkıdır gidiyor ben. Bana Nasıl da o yapsak? var. Sen de mi? Ama partnersiz olmuyor hocam. İşte partner yaptık. Ha öyle mi? Ha Tabii. tamam. Sen ve oradasın. Biz Sevinç'te başlarız. Tamam o zaman. Arkadan da herkes gelir. Tamam Ya süper. öğreniyorum, öğrenmek istiyorum şunu. O zaman salsa falan da mı var sizde? Salsa. Salsaya yazma beni. Bu saatten sonra biraz Tango sevgili güzel olur izleyiciler. hocam. Ama tango nasıl olur? Güzel olur. Olur. Otur Çok güzel. seviyorum Güzel. ya. Tango. Ne diyeceksin bu Üzerine tangoya? de bir çekim yaparız artık değil mi? Tabii. Öğrendikten Tabii sonra. tabii tabii. Tamam Tabii okey. rezil olmak için. Yok estağfurullah. Evet sonra ne oldu? Yani öyle bir geniş yayılma. Ve daha sonrasında biz 2007'de bir Karadeniz Olimpiyatları, Karadeniz Spor Organizasyonları diye bir Övmek gibi organizasyon olsun sen geldi. Karadenizlisin galiba. Evet, Öyle bir şey Karadenizliyim. de var Evet, Trabzon'da. evet. Orada bir bu kol bastı, mahalle arasında oynanan bir oyun dansımız var. Onu mahalle arasından alıp bizim Karadeniz'den birkaç tane hoca ile birleşip bunu Ankara Genel Müdürlüğü'ne sunduk. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne sunup 2007'de ilk kez kol bastıyı sahneledik. Ve sonrasında bu bayağı bir dünya çapında yaygınlaştı. Ve bundan sonrasında benim yurt dışı projelerim oldu bu olaydan sonra Avrupa'nın birçok kentinde. Tabii ki bir İngilizce problemi vardı, İngilizce sıkıntısı vardı ve benim abim de Avustralya'da yaşıyordu. Ve daha sonrasında bunu aşmak için burada bir İngilizce okuluna kaydolup Avustralya'ya gelme kararı aldım 2009 yılında. Buraya geldikten sonra dil okuluyla beraber de çeşitli derneklerle beraber ufaktan ufaktan halk dansları üzerine çalışmalara başladık. İlk önce can dedik hani Latin dansları bölümünde var fakat ilk önce kendi insanımızdan, kültürümüzden başlayalım dedik. 2009'da Sydney Türk Halk Oyunları topluluğu ismiyle beraber yola çıktık ve daha sonrasında bu isim değişikliğine giderek 2010'da Australian Dance Academy diye yani Avustralya ve Anatolia isimlerinin birleşmesinden meydana gelen hani ikisi arasında bir Evet, köprü güzel. şeklinde böyle bir isim aklımıza geldi. Australian Dance Academy ismiyle beraber 2010 yılından bu zamana kadar Devam ediyorsunuz. devam ediyoruz. Evet, 2015'teki projeyi bahsetmiştin. O Evet. çok önemli bir Evet, proje evet. herhalde. 2015'e kadar bir sürü birçok işte uluslararası festivallerde ve programlarda genç öğrenci yetiştirdiğimiz buradaki öğrencilerimizle beraber Anadolu kültürünü, Türkiye'yi temsil ettik. Ve 2015'te bayağı bir birikim olduktan sonra böyle bir hayalim vardı benim zaten. 2015'te Türkiye'nin Renkleri diye İngilizcesi Colors of Turkey 2015 projesinde oluşturduk ve bu projede de bütün Anadolu'nun renklerin. Müsaade edersen buraya sen konuşurken o görüntüleri girelim mi? Tabii 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 Sevgili yönetmenden memnuniyetle. rica edelim orayı, o Memnuniyetle. bölümü. Tabii. Hem de o görüntüler var Tabii elimizde. tabii. Bir bilgi olsun. Devam. Tabii. Evet. Güzel olmuş o. Çok güzel Güzel bir olmuş. proje oldu ve güzel de mesajlar vardı projenin içerisinde. Toplumda birliği, beraberliği ve insanların birbirine hani ırkçı,
Ön yargılı, ön yargılı, öteki sayan, ötekileştirmeden evet. Ve birbirlerine kucak açıp sevgisini gösterebilecek bir şekilde bir mesaj veren bir proje. Ve proje tamamen hani sadece dans, vücut, beden hareketi değildi. Onun içinde çok güzel ince mesajlar da vardı. Toplumumuzu aydınlatacak ve bir araya getirecek. Hakikaten onları ışık tutacak, toplumu aydınlık tutacak bir proje oldu. Evet. Bu arada projeye farklı gruplardan katılanlar da oldu evet, sanıyorum. Evet, evet. Bizi Melbourne'den destekleyen bunları, buradan da onlara selamlarımı göndermek istiyorum. Ecole Dance Okulu bizimle beraberdi. Ecole Dance Okulu ile bu bizim ilk projemiz olmadı, son projemiz de değil. Biz de ekibimizle beraber Melbourne'e gittik. Onlar orada 2-3 tane gece organize ettiler. İşte halay gecesi, Karadeniz gecesi. Biz onları gittik, buradan destekledik. Biz de burada birkaç gece konserle olmak beraber etkinlikler yaptık. Onlar da bizi sağ olsunlar Melbourne'den gelip desteklediler ve çok güzel projelere birlikte imza attık. Zaten işte bu birliktelik, o enerji, o sinerjiye dönüştüğünde evet, değil mi? Güzel şeyler oluyor. Şimdi 21 Şubat'a da programın sonuna geliyoruz. Evet. 21 Şubat'a biraz daha vurgu yapmak istiyorum. Evet. Özellikle seninle izleyicilerin bu gösteriye ilgi göstermesini, aşırı çevresinde konuşmasını ve hakikaten biraz da görevlerini yapmasını istiyorum. Gönlen bunu istiyorum. Onun için biraz ona değinmek istiyorum. Neler olacak o akşam? İkinizi birden alacağım. Türk bölümünü yahut Türk kültürünün yansıtan değerlerini senden alalım. Kaçırılmayacak bir fırsat. Yani her iki toplum için, hem Azerbaycan toplumu için hem Türk toplumu için çok kaçırılmayacak bir fırsat. Çünkü Azerbaycan'dan çok ciddi profesyonel dansçılarımız bizimle beraber. Ve Türk tarafından da burada yetişen, doğma büyüme çocuklarımızın Anadolu kültürünün nasıl omuzlayıp kucakladığını gösteren ve onu da geçtik, nasıl biraz önce Melbourne'e Ekol Sanat Okulu ile beraber bir kültür köprüsü yaptık. Şimdi bunu Azerbaycan'la yapıyoruz. Neden olmasın? Harika bir şey olur. Değil mi? Bence Türk toplumu için, Türk toplumunu geçtim, Azerbaycan ve birçok international, yani bütün toplum için kaçılmayacak bir şey. Evet. Bu bir örnek çalışma olabilir. Evet, evet. Neler olacak sizin kültürünüzden? Ne yapacaksınız mesela? Biz çok çok güzel reaksler gösterecek. Profesyonel, çok bizim milli folklor reaksler gösterecek. Sonra Şehriyar İmanov bizim virtuoz Tarçalan. Evet, tarçalan. O da gösterecek, öz sanatı gösterecek, güzel inşallah. Sonra Bahram, burada Sydney'de yaşayan şarkıcı var. Soyadı bilmiyorum, Bahram Bey. Bahram Bey. O da çok evet, evet. O da bizim Azeri şarkı söyleyecek. Harika. Evet. Sen söyleyecek misin? Söyleyecek misiniz? Yok. Yok, ben inşallah öz sanatı göstereceğim. Sen öz sanatını gösterecek. Evet, Sevinç Hüseyin'le öz sanatını gösterecek. Bahram Bey söyleyecek. Danslar yapılacak. Bir de var. Bir de Canberra'dan bir Avustralya'nın kız yaşıyor. Kösti ismin. O çok seviyor bizim Azeri. Avustralyalı mı? Avustralya mı? Evet. Azeri bizim sanatımızı çok seviyor. Benden önce burada YouTube'da öğrendi, bizim Azeri dans çıkış olmuştu burada. Ama ben gelende şimdi ben onunla da çalışıyorum. Yeni reksler onu öğreniyorum. İnşallah. Öğretiyorsun. Evet. Evet. Ve benle bir yerde çıkacak. Benle oynayacak da çok ve bizim Elnur Süleymanov gelecek, onunla da oynayacak. Harika. Şimdi onu öğreniyorum ve çok yeni şeyler yani olacak. Avustralya'da o, bir Azeri sanat meraklısı, bir Avustralyalı bunu o da çok maraklı. Ben birinci defa burada Avustralya'dan. Çok güzel. Kız, evet. Çok güzel. Ben özüm de orada olacağım. İnşallah. O kızı izleyeceğim. Değil mi? Yani... Yani ne diyeyim, başka bir şey söyleyecek halim yok. Evet, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ah, ne ettiniz de arka bahçeye geldiniz arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Estağfurullah, ne demek. Böyle bir fırsat verdiğiniz için, imkan verdiğiniz için. Yetenekli insanlarla birlikte her zaman yapılan işleri elimizden geldiği, dilimizin erdiği kadar anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Siz değerli insanlarsınız. Mutların mutlaka çevrede bilinmesi lazım. Güzel bir konuğumuz gelmiş. Ona da misafirperverlik yapmak bizim görevimiz. O anlamda çok memnun oldum. Sevinç Hüseyin'e çok iyi ettin, geldin arka bahçeye. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sana da çok teşekkür ediyorum. Başka programlarda, projelerde görüşeceğiz inşallah. İnşallah, görüşmek dileğiyle. Efendim, bu haftanın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla karşınızda olabilmeyi umarak her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sanattan uzak kalmayın.
Esen kalın.